Teslimiyet demek, hayatın akışına kendini bırakabilmek demektir. İlahi gücün planına teslim olmak, beklemek, sabretmek, zorlayarak değil, hafiflikle ilerlemek demektir. Zihindeki düşünceler, kargaşalar, toplumsal gerçekler yerine tek bir gerçeğin peşinden gitmek demektir. Mucizelere inanmak, destek almak, kendini anlamanın ötesinde ilahi ve evrensel işleyişi anlamaya çalışmak demektir. Neden sorusu yerine, hangi amaç için sorusunu sormaktır teslimiyet. Allah'ım, neden bu benim başıma geldi? Niye ama niye ben? Ben miyim günahkârsın? Neden Allah'ım? Sorularından kurtulup, yaşadığın şeyi boşuna yaşamadığını anlamaktır. Her şeyin değişim için olduğunu fark edip, hangi amaç için bu başıma geldi? Tam olarak anlamam ve değişmem gereken nokta nedir sorularına geçebilmektir. Kendini kurban olarak görmek yerine, her şeyin kendi hayrını işlediğine emin olmanın verdiği bir huzurda olmak demektir teslimiyet. Ama öyle, aman canım ne olursa olsun işte yaşıyoruz, boş ver anlamında kendini salmaktan bahsetmiyorum. Bunu söylerken kendini salarsın, teslim olduğunda ise kaderini serbest bırakırsın. Kötüye artık kötü gözle bakamamaktır teslimiyet. Suçlayıcı sorular yerine anlamaya yönelik sorularla evrende bütünü hissetmeye çalışmak demektir. Ve artık niye diye sormadan bir sonraki adımda sadece oluş ve dönüşümün verdiği güvene ve yaratıcı zekaya şükretme haline geçmektir. Annenizin sevgisinden eminsinizdir. Onun orada olduğunu bilir, sorgulamazsınız. Telefonla aradığınızda bilirsiniz ki o oradadır. Telefon açmazsa, ne oldu, beni aldatıyor mu acaba diye düşünmezsiniz. En kısa zamanda sizi arayacağından eminsinizdir. Ya telefon duymamıştır, ya da temizlik, yemek işlerinde kaybolmuştur diye düşünürsünüz. Sistemlere boğmazsınız. Kaygı ve korkuyla yaşamazsınız. Anneniz sizin isteklerinizi yapmadığında neden diye düşünürsünüz. Bilirsiniz ki sizin kötünüzü istemiyor ve bilirsiniz ki yapabileceği bir şey varsa muhakkak yapacaktır. Özgürsünüzdür ve o da sizin sevginizin içinde özgürdür. Bir hafta görmeseniz ya da konuşmasanız annenizden ayrıldığınızı düşünmezsiniz. O oradadır ve bundan eminsinizdir. Bedensel değişim ve kilo vermek için de teslimiyet gerekir. İlahi teslimiyet gibidir bu. Tabii hangisini seçeceğiniz size bağlıdır. Yasemin Soysal, Ruhunu Dinle, Bedenini Doyur. Doğan Kitap, sayfa 69-70.